Mehmet Salih Akdeniz, Diyarbakır'ın Kurp ilçesi İnkaya köyünde ikamet ediyordu. 68 yaşında ve köyün muhtarı olan Mehmet Salih Akdeniz, çevresinde sevilen ve misafirperverliğiyle bilinen biriydi. Köyü çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığından yazın Kurp-Muş sınırında bulunan Alaca köyüne bağlı Şenyayla bölgesine göç eder, Ekim-Kasım ayı içerisinde ise tekrardan köye inerlerdi. 1993 yılının Eylül ayında Alaca köyüne bağlı Şenyayla bölgesinde Tuğ General Yavuz Ertürk komutasındaki Bolu 2. Tugay Komutanlığı tarafından büyük bir operasyon yapılır. 9 Ekim 1993 tarihinde Mehmet Salih Akdeniz köye dönüş hazırlıkları yaptığı esnada gözaltına alınır. Mehmet Salih Akdeniz askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra Alaca köyüne bağlı Kepir mezrasına götürülür. Orada bulunan köy sakinlerinden 10 kişi daha askerler tarafından gözaltına alınıp aynı bölgeye getirilir. Aynı el içerisinde İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi avukatları Mehmet Salih Akdeniz ile birlikte gözaltında kaybedilen 11 kişiyle ilgili davayı AİHM'e taşır. 2001 yılında AİHM bu davada Türkiye'yi kaybolan 11 kişinin ailesine 311 bin sterlin ödemeye mahkum eder. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu suçu kabul ederek gözaltında zorla kaybedilenlerin ailelerine bu tazminatı öder. Olaydan yaklaşık 11 yıl sonra 2004 yılının Kasım ayında Kulp ilçesi Alaca köyünde bir çoban tesadüfen dere yatağında insan kemiklerine rastlar. Haberin yayılmasıyla birlikte bir kısmı kayıp aileleri bulunan kemiklerin kendi kayıplarına ait olabileceğini düşünerek bölgeye gider. Kemiklerin bulunduğu alanda yanmış giysiler ve bir takım özel eşyalar bulunur. Aileler bu eşyaların kendi kayıplarına ait olduğunu hemen orada tespit eder. Mehmet Salih Akdeniz'in oğlu da o esnada babasına ait tütün tabağını hemen tanır. O tütün tabağı evine misafir olarak gelen her kişiye ikramda bulunduğu tabakadır. Bu esnada kemiklerin hiçbirinde kafatası bulunmaz. Eşyalardan ve objelerden anlaşılacağı üzere cesetler öldürdükten sonra yakılmıştır. Daha sonra Kulp Cumhuriyet Başsavcısı tarafından bulunan bu kemikler hakkında soruşturma başlatılır. Ardından o dönemde ve o bölgede kaybedilen kayıp yakınlarından DNA testi alınır ve kemikler ATK'ye gönderilir. Daha sonra kemikler ATK emanetinde kaybolur. 2013 yılı Ekim ayında Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi Kulp Alaca Köyü katliamı davasının açılmasına karar verir. 19 Eylül 2018 tarihinde 18. duruşması yapılan Kulp Alaca Köyü katliamı davasında mahkeme operasyonu yöneten Tuğ General Yavuz Ertürk hakkında yeterli ve ikna edici delil bulunmadığından sanığın beraatine karar verir. Bu karara karşı yapılan istinaf başvurusu 9 Aralık 2020 tarihinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilir. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde 19 Mart 2004 tarihinde dosya hakkında zaman aşımından dolayı düşme kararı verir. 1994 yılında arkadaşı ile birlikte koyunlarını otlatmaya giden Fettah Yaşar'ın bulunduğu Alekanan köyüne bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Fettah Yaşar ve arkadaşı Şevket Kartal gözaltına alındı ve ilçe jandarma karakoluna götürüldü. Haberi alan aileler hemen ilçe jandarma taburu önünde gözaltına alınan akrabaları için toplanmaya başladı. Akabinde iki arkadaş serbest bırakıldı. Ailenin vermiş oldukları ifadelerde geçtiği üzere Fettah Yaşar ve arkadaşının örgüte yardım ettikleri Saiki ile gözaltına alındığı, akabinde tehdit edilerek serbest bırakıldığı mahkeme kayıtlarına da geçti. Serbest bırakılan Fettah Yaşar ve arkadaşı sahipsiz kalan koyunlarına bakmak için aile bireyleriyle birlikte Alekanan köyüne koyunların bulunduğu bölgeye gitti. Aile koyunlarını toplamaya giden Fettah Yaşar ve arkadaşı Şevket Kartal'ın gittiği yöne doğru bir helikopterin gittiğini gördü ve akabinde silah sesleri gelmeye başladı. Köylüler olay yerine doğru gitmek istese de askerlerin engeliyle karşılaştı. Az sonra kurşunlanmış bedenleriyle iki arkadaşın cansız bedeni köy meydanına getirildi. Köy meydanına getirilen cenazeleri almak isteyen ailelere izin verilmedi. Fettah Yaşar ve Şevket Kartal'ın cansız bedeni onlarca insanın gözü önünde panzerin arkasında bağlandı ve sürüklenerek çarşı merkezine doğru götürüldü. Bir insanlık ayıbının gerçekleştiği bu olayda cansız bedenler ailelere teslim edilmedi.
İki kişinin cansız bedeni onları katleden askerler tarafından Bajerge mezarlığında kefensiz ve dini vecibeler yerine getirilmeden defnedildi. Daha sonra mahkeme kayıtlarına da geçen ifadelerde belirtildiği gibi bir görgü tanığı her iki cenazenin de kulakları kesik bir biçimde açılan çukura koyulduğu ve üzerlerinin kapatıldığını söyledi. Ailenin Yüksek Cumhuriyet Başsavcılığı makamına yapmış olduğu başvuru ile bir soruşturma başladı. Tüm gerçekliklere ve tanıklıklara rağmen kavuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle dosya sümenaltı edildi. Mithat Özerken'in kardeşi İrfan Özerken olaya ilişkin şu beyanlarda bulunur. 27 Eylül 1994 tarihinde Yüksekova Tabur Komutanı Mehmet Emin Yurdakulu Komutası'ndaki askerler Karlı Köyü'ne baskın yaptılar. Baskına Kahraman Bilgiç isimli bir itirafçı da katılır. Bu baskın sırasında Yüksekova'dan köye kışlık odun toplamaya giden kardeşim Miktat ve Münir Sarıtaş'ı da yanlarına alırlar. Baskında tüm köylüleri köy meydanına toplarlar. Tabur komutanı köylülere köyde kimin arabası var diye seslenir. 75 yaşındaki Abdülkerim Gürseven benim arabam verdi. Bunun üzerine arabanla PKK'lere, PKK'lilere gıda taşıyorsun şeklindeki itham edilen Gürseven askerler tarafından işkenceye maruz kalır. Askerler köyden ayrıldıklarında Abdülkerim Gürseven'i de askeri aracın arkasına attılar. Kardeşim Miktat ve Münir Sarıtaş'ı yanlarına alıp Yüksekova Tabur Komutanlığı'na götürdüler. Abdülkerim Gürseven yolda yaşamını yitiriyor. Kardeşim ve arkadaşı bu olaya tanık oldukları için konuşmamaları için ağır işkence yapılıyor ve serbest kalmaları durumunda olayı anlatırlar düşüncesiyle taburda infaz ediyorlar. Ayhan Efeoğlu Bursa ili İnegöl ilçesi nüfusuna kayıtlıydı. Kaybedildiği tarihte 25 yaşındaydı. Demokratik üniversite mücadelesi nedeniyle 9 kez gözaltına alınmış ve siyasi polis tarafından tanınan biriydi. 6 Ekim 1992 tarihinde okulun önünde ellerinde telsiz olan sivil polislerce gözaltına alınarak kaybedildi. Bütün başvurulara gözaltında öyle biri yok diye yanıt verilmişti. Ama tanıklar bunu yalanlıyordu. Feriha ve Osman Efeoğlu tüm resmi kurumlara oğulları Ayhan'ı sordu. Başvurular sonuçsuz kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma insanlığa karşı suçlarda hukuk dışı olan 20 yıllık zaman aşımını bile beklemeden takipsizlik kararı ile kapatıldı. 2011 yılında eski özel harekat polisi Ayhan Çark'ın Ayhan Efeoğlu'nun gözaltındayken işkence ile öldürüldüğüne tanık olduğunu söyledi. Onu bizzat ellerimle gömdüm diyen Ayhan, Efeoğlu'nun işkence ile sorgulayan bedenini kaybeden polislerin isimlerini açıkladı. Bu itiraflar sonucunda Efeoğlu ailesinin dosyasının yeniden açılıp etkin ve bağımsız bir soruşturma yapılarak oğullarının gömüldüğü yerin tespit edilmesi ve ceza adaletinin sağlanması talebi bugüne kadar gerçekleştirilmedi.